Ne oluyor orada? Fısır fısır ne konuşuyorsunuz siz? Gizlimiz saklımız mı var? Aileyiz biz ya. Yok bir şey canım. Bak heyecandan da uyuyamamış. Ne oldu sen kabus mu gördün dün gece? Önemsiz bir şey ya. Dün gece rüyamda Duru nineyi gördüm. Yaydan ben böyle şeylere. Bunlar hurafe. Güldürmeyin beni ya. Yazı mı geldi, tura mı? Annem Şaban amcamın rüyasına girmiş. Adamcağız iyi değil. Hastaneye götürmüşler, ameliyata almışlar. Anneciğim inanmayın. Hiç olur mu öyle şey? Adamın kalp pili vardı, o ötmüş. Allah Allah. Ya ninem 7'de 7 yaptı diyoruz sana. Şaban amca 8. denemesi olacak. Kadın aldığını götürüyor vallahi. Niye anlamıyorsun? Abin haklı Mehmet Ali. Hazırlıklı olalım çocuğum. Öğlen zor. Ama ikindi kalkar bu cenaze. Ya bu söylediğiniz mantıklı mı? Bir kere de tura gelmemiş. Kimseyi zengin etmemiş. Sizce de biraz garip değil mi? Hep yazı neden acaba? Allah Allah. Bu nenemin sorunu mu? Onlar da bir kere tura atsaydı. Kadın ne yapsın? O da emir kulu. Melek yahu bildiğin. Benzer bana evet. En son rahmetli babacığımın rüyasına girmişti. Ona da yazı çıkmıştı. 3 gün sonra göçtü gitti babacığım bu dünyada. Tutayım şu çenemi diyorum. Karışmayayım diyorum. Ama yapamıyorum. Ya Arife, senin baban 105 yaşındaydı. Sabahlara kadar anneni sayıklıyordu. Bilinci tamamen gitmişti. Hiç senin baban anneni rüyasında yakalayacak da. Şaban amcayı iyi bilirdik. Nene 8'de 8 vallahi. Sen hala inanma. Kadın %100 başarı sunuyor yahu. İkindiye bırakmadı. Öğlene yetiştirdi vallahi. İşte. Annemin verdiği haberler hiç şaşmadı bugüne kadar. Yahu yapmayın. Ay. İnanır bizimkiler, yapmayın. Bilimden şaşmayın, korkmayın ya. Tura geldi. Çok iyi anne. İşte bu. Anne seni zahmetli gelecek galiba. Vallahi hissediyordum ya. Bakın ben bu hızla yükselmeye devam edersem Mehmet Ali emekliliğimizde o yıllardır hayalini kurduğun tekneyi alıp dünya turuna çıkarız ya. Şunun şurasında 20 yıl kaldı. Yaşarım ki ben o kadar. 20 yıl ne ki? Turp gibiyim. Yalansa yalan de. Aa, herhalde canım benim. Bizim yaşayacak çok güzel yıllarımız var. Ne? Neden olmasın ki? Bir spora da başlarız. Sağlık gibisi var mı? Oğulcan nerede? Şimdi mi geldim aklınıza? Şurada bekliyorum ya, şurada. Pıstım, gizlendim, dinledim sizi. Kimse beni sormadı ya. Şimdi çağıracaklar dedim. Çağırmadınız. Umutları tükettim. Gözünüzdeki yerimi gördüm bence. Bu bana yetti. Oğulcan yavrum senin suratına ne oldu? Ne o sivilcele? Ya ben size şurada kalbimi açtım. Sen gelmiş Oğulcan ne oldu senin suratına diyorsun. Ben sadece etten kemikten ibaret değilim. Duygularım var benim anne. Hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz. Sen de babama çekmişsin. Kızım sen bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Benim yanımda çalışacaksın diye ar mı ettin yavrum? Cennet kokulum diye seviyordum ben seni küçükken ya. Şuramda şöyle burada uyutuyordum ben seni ya. Ben ne yaşıyorum burada ya? Zaten ben kimim ki? Bir dakika bile dikkatinizi çekemedim ya. Baba, sen de rol çalma. Benle ilgilenin biraz. Oğlum, ergenliğe mi girdin sen? Bilmiyorum ki baba, nereden bileyim? Bana bir eller geliyor ama şöyle gidip sağlam bir dayak yiyesim var sanki. Manyak gibi oldum baba. Şimdi normal oğlum. Bunlar
hormonal bir durum bu şimdi sonuçta. Sen şimdi gel bakalım, biz bir seninle bir özel konuşalım. Gel. Ergenliğe 3 sene önce girmedin mi? Bilmiyorum ki, girmiş miydim? 2. tura mı kaldım acaba? Ya baba, kafam çok karışık. Alttan ergenlik dersim kaldıysa da olur bence. Bir mantıkla konuş, sakin ol. Otur şuraya, otur. Oğlum, biz bunları seninle 3 sene önce konuştuk. Sen ergenliğe girdin diye aldım seni karşıma, bir sürü şey anlattım. Çok da zorlandım. Çok çetin bir görevdi. Bilim insanıyım ben. Evet, ama Adanalı adamım. Şimdi bunların hepsi boşa mıydı? Bir daha mı anlatacağım ben sana bunları? Zorla anlattım baba. Anlamıyorum dedim. Sus dedim, yalvardım. Ama sen dinlemedin. Ağlat ağlat ağlattım. Oğlum ben sen utanıyorsun zannettim lan. Asıl anlattıklarına utandım baba. Ya o yaşta çocuğa öyle şeyler anlatılır mı? Rüyalarıma girdi ya. Kaç gece uyuyamadım ben. Kabus üzerine kabus. Belki de o yüzden ergenliğe giremedim. Belki de her şey senin yüzünden oldu. Saçmalama oğlum. Hormonal bir durum o. Ayrıca oğlum artık senin yavaş yavaş ergenlikten çıkıyor olman lazım. Ama gayret göster. Hiç emek vermiyorsun ki. Çıkacağım dersen çıkarsın. Kafana bitiyor bu iş. Çıkayım zaten baba. Ya şu halime bak. Böyle yüz mü olur? Toparla oğlum kendini. Bak, her şey insanlar için. Bu ailede bana bir şey olsa Allah gecinden versin. Amin desene oğlum. Yuh artık ayıp ya. Amin. Resmen zorladım ya. Benden sonra ailenin direği sen olacaksın diyecektim. Hiç zannetmiyorum. Öyle bir daldım ki 3-5 seneyi anca toparlarım gibi geliyor bana. Yalnız benimle böyle konuşamazsınız. Öncelikle bunu belirteyim. Ya baba, çok özür dilerim. Ya baba, ben seni çok seviyorum. Gel, bir sarıl oğluna. Bir öp beni. Oğlum sen ne yaşadın lan az önce? Hiçbir fikrim yok baba. Ya baba, ne olur sen hep yanımda ol. Sen olmasan atlatamam ben ergenliği. Yeter be. Olmazsan da olma. Hayır yani, bir yararını mı gördük? Sen okudun diye hava mı atıyorsun bana? İradem yok oluyor baba. Ele geçiriyor beni. Kontrolü kaybediyorum. Venom'a döndüm. Allah'ım nasıl bir sınava denk geldik. Tamam oğlum, bak. Artık sakinleş, tamam mı? Bunların hepsi geçecek. Hadi bakalım, yavaştan kahvaltıya gidelim. Karate'ye göndereyim seni. Enerjini at. Ya baba, bu arada... ben dün çok acayip bir rüya gördüm. Tıpkı gerçek gibiydi. Sen de mi? Durunu neyi mi gördün yoksa? Ya ne durunu nesi baba ya? Of! Niye getirdin yaşlı kadını aklıma? Ya geçen bir film izledim ya. Oğlanlı kız arabada. Of! Çatara patara çatara. Tamam. Yavrum tamam. Tamam koçum. Her şey babaya anlatılmaz. Biz öyle görmedik. Ya baba öyle değil de. Tamam yavrum tamam. Geçecek. Bu zorlu günler geçecek. Hepimiz yaşadık bunları. Hadi gel. Hadi kahvaltı oğlum gel. Hadi yavrum. Gel evladım gel. Gel. Hadi bakalım. Yor kendini ya böyle. Şöyle. Bunları hep yap. Bunları yap. Hadi gel bak. Hadi bak. Rüya görmemeye çalış. Hadi bakalım. Hadi geç kahvaltını. Çok fazla yeme. En fazla 1000 kalori. Şeker tüketme. Şeker zehir ya. Baba. Bugün kaçta geliyorsun okula? Okula mı? Kızım ben niye gidiyorum okula? Oğulcan gitsin. Baba konuştuk ya seninle. Okulda sağlıklı beslenme adına bir proje yapıyoruz. Sen de projenin danışmanı olacaksın diye. Tabii ya, o vardı. Ben kusura bakma kızım, uykusuzluktan unuttum. Ben öğleden sonra gelirim, tamam. Baba bak sakın geç kalma, tamam mı? Bu benim başkanlığa giden kapım. Yavrum sallanmayın siz de hadi. Daha yapacak çok işim var benim. Bakın bahçeli ev diyorum. Köpek diyorum. Ne bileyim tekne diyorum.
Aa, kime diyorum hadi. Olcan, çok çiğne. O çok çiğne, az yersin. Bir de diyorum ki akşamları biz seninle koşuya çıkalım. Baba ol, yoralım kendimizi. Sağlıktır. Karateye kesin yazdıracağım seni.